Şimdi kutsal bir ayda olduğumuzu söyledim. İnsanların inançlara saygı göstermesi gerektiğini, inansa da inanmasa da gerektiğini söyledim. Hemen şunu söyleyeceğim. Bir provokatör kutsal emanetlerin sergilendiği bir türbede Hazreti Muhammed'in sakalı şerifini. Sakalı şerifi ve ayak izini. Bakın neler söylemiş. İzliyoruz haberi. Türbede kutsal emanetlere dil uzatan provokatör. Arapça okuyorlar. Yapıldıklarından kendilerinin haberi yok. Peygamber Efendimiz'in mübarek ayağı izin diyerekler. Bir taş koymuşlar. Sultan Abdülhamit Türbesi'nde yüksek sesle skandal ifadeler kullanan kişi vatandaşların tepkisine neden oldu. İstanbul Fatih'teki Sultan Abdülhamit'in türbesinde vatandaşlara iki kişi arasında tartışma yaşandı. Ya sakal dursana, insanları böyle kandırıyorlar işte. Allah inancıyla, imbazlar, alim dediler, kişiler ve yönetimde iktidarda bulunanlar da bundan nemal alarak halkı koyunlaştırıp sömürmektedir, kandırmaya devam etmektedir. Bunlar gibi çekiyoruz yani, sizi dinlemek zorunda değiliz yani. Eleştirmeniz gibi başka yerde, burası eleştiri yeri değil yani. 2 dakika, 3 dakika. Her neyse, burası eleştiri yeri değil. Bir dua yapmaya gerek. Burada kime dua yapmaya gerek? Şimdi duanın anlamını biliyor musunuz siz ki dua yapmaya? Sana ne biliyorum ya da bilmiyorum kardeşim. O beni bağlamak. Dua davet etmektir, çağırmaktır yani. Seversin sevmesin o beni bağlamaz. Ama bak şurada, şu kutsal mekanda saygılı olmak zorundasın. Neye göre kutsal? Sandıklara mı saygılık yapıyorsun? Ya sana ne arkadaş, bana göre kutsal ya. Tamam, ben sana bir şey dedim mi? Ben size yapmayayım. Benim kutsalım. Hakikatler ağır mı, zor mu? Hakikatler hayır değil. Hakikatleri farklı biliyorsunuz siz. Esas size hakikatler farklı anlatılmış durumda. Ya kardeşim yürü git ya. Oruç denilen kelimenin kitabın içerisinde hangi ayette geçtiğinden haberiniz var mı? Senin mi? Senin mi? Burada benim kutsalım ahlaya destek değil seni görüyorum. Bakıyorsun böyle ya. Abi sen... Altın kolundan atsana kardeşim, burası yeri değil diye. Senin dediğin gibi olmuyor öyle şey. Ne demek olmuyor ya? Bu mübareklere sahip çıkmak değilse senin amacın. Durma o zaman git abi. Tamam abi, haklısın sen. İki kişiler. Farkında mısınız? İkisinin elinde de telefonlar. Bana göre bunlar karı koca, entelektüel, ateist. Ne işi var türbede? Tayfada. Bunlar da bunlardan nemalanıyor. Provokasyon aslında yapmaya gelmişler. Belli. Yok ya. Evet bence öyle. Allah billahi yok. Bu gelip eline kamerayı alıp yani onu sosyal medya hesaplarına mı paylaşacaklar? Hayır tabii sosyal medyada. Bize ne? Paylaşabilirler. Bak ben olaya farklı bakıyorum. Savaş senin gibi bakmak zorunda değil. Ben şöyle bakıyorum. Ben kutsalıma el değdirmem. Laf söyletmem. Bak bir saniye bir şey söyleyeceğim. O zaten el sürebilir mi? Ben o adamın orada bak. İki tane şey anlatacağım şimdi. Birincisi o adam orada çekimleri kendisi yapmış olsa, orada da kimse olmasa, anlatabildim mi? Evet. Bu söylemiş olsa kimse bilmeyecek. Oradaki adam feryat ediyor. Ben mesela o adamın yerinde olsam ben de dayanamaz. Yapar bir de fevri davranır, ona da iki tane de geçirirdim. Bunu eğer dedirtiyorsan çöp diye bir tane vururdum, ona aklı başına gelirdi. Derdim ki peygamberin rüzgarı geçti derdim. Bu kadar net söylüyorum. Bu birincisi. O zaman inandırtırdım ona. Öyle bir vururdum ki ona, vallahi billahi yemin ediyorum, ayaklarını ayak izinin altına gömerdim onu. Bir yumrukta. Ama bunların amacı provokasyon değil. Ne peki? Bu ateist tayfa böyle. Bunlar... Yani Allah'ı, dini tanımayınca, anlatabildim mi? Bunlar çok okumaktan kafayı yemişler. Orada hep bir açık arıyorlar. Bunlar dini filan da istismar ediyorlar gibi de kimse algılamasın, herhangi bir provokasyon yaptığını düşünmesin. Bunlar kafayı yemiş ya. İnsan Allah'a inanmazsa kendine inanır mı? Bunlar deli. Bunlar mevzup. Yerine başka bunlar şeyler. Bunlar mevzup. Bunlar da bir anlamlı olsun. Evet. Deli bunlar ya. Bunları adam yerine koymuyor. Ha ben orada olmuş olsaydım. Yani provokasyon olduğunu kabul etmiyorum. Benim ülkemde kimse provokasyon yapamaz. Valla ben, bence yapıyorlar. Yok i̇şte, yok vallahi bir daha yapamaz. Yemin İkisi ediyorum, arka arkaya. Benim ülkem çok yani güçlü. İstiyor benim ki. Benim ülkem çok dirayetli. Sevgili Seyhan istiyor ki oradaki bir adam gelsin ona yumruk atsın. Ya ben atardım diyorum. O adama iyi ki atmamış. Arkasındaki kadın da. Sevgilisi, vallahi yemin değilse ediyorum o adama bir yumruk atardım. O kadının da saçlarından tutardım. Peygamberimizin ayaklarının izini böyle bastırırdım böyle. Ya şu dekor, bitirirdim yemin ediyorum. Dekoru kıracaksın. Buradan evliya açarsın. Dekoru ya kıracaksın, lütfen vurma. Ama doğru söylüyorum. Ondan sonra bana insanlar diyor ki bu karı da kafayı yemiş diyor. Yedirtiyorlar. Yani sen şimdi benim değer vermiş olduğum inançlarıma,
Bu kadar hani inanç özgürlüğü, inanç özgürlüğü, inanç özgürlüğü diyor. Tamam, inanç özgürlüğü veriyoruz. İsteyen istediği gibi düşünebilir. Ateist olabilir, ate olabilir, Hristiyan olabilir. Deist olabilir. Ne olursa olsun, ne olursan ol. Sen ben inanırken bana eğer müdahil olursan bunun adı ama provokasyon değil. Bunlar soytarı, bunlar mekzup. Hasan Mezarcı vardı, kendini peygamber ilan etti. Eski Refah Partisi milletvekili. Hazreti İsa olduğunu söylüyor. Hazreti İsa oldu. İsa'nın sopasının üzerine oturacaksın onu ki ne olduğunu anlasınlar. Ben hayata böyle bakıyorum, kusura bakmayın. Yani tüm peygamberlerimize de, tüm kitaplarımıza da, kutsal kitaplarımıza saygı duymayan adamlara ben saygı duymuyorum. Başka türlü bakıyorsun. Bu kadar basit. Ve bu tür olayları da provokasyon olarak, o biraz önceki anlattığımız DHKPC işte provokasyon yapıyor. Reklam yapıyor, PR yapıyor bunlar. Bunlar PR da yapmıyor, bunlar salak ya. Bunlar okumaktan gerizekalı olmuş tipler bunlar. Göğsünde bir şey görüyorum. Beyinsiz. Bu sırlarla ilgili, ben çok seviyorum, çok değerli bir kolye bu. Çok değerli bir hocamız, genç, pırıl pırıl bir hocamız verdi. Seyhan Hanım dedi, bak adamım ben de. Enteresan bir şey biliyor musun Savaş? Benim muhafazakar, mütedeyyin ve dinine çok bağlı olan kişiler çok daha fazla seviyor. Bakın şurada bana verdiler. Çok da uğurlu, bereketli geleceğine inanıyorum. İnşallah. Allah inşallah burada yazanlar gibi benim yolumu çizer. Allah inşallah burada yazanlar gibi benim kaderimi çizer. İnşallah da ben yolumdan dönmem. İnşallah nefsime yenilmem ya Rabbim. Onun için beni korusun diye bitilsin. Ve koruyacağına da inanıyorum. Evet. Yani bunlar, bu mevzu bunlar ya. Bunlar adam mı ya? Bakın, sen gidiyorsun oraya, sen türbemize gidiyorsun. Orada eleştiriyorsun, orucu tutuyorsun. Yok bilmem ne diye eleştiriyorsun. Bunları bir yere kapayacaksın. Bunları ne yapacaksın biliyor musun? Yalnızca ekmekle su vereceksin. Kur'an çarpsın bak. Orucun ne olduğunu göstereceksin. İftarda ve sahurda bunlara yani ekmek su yedireceksin. Şükür duası. Oruç sadece aç kalmak değil biliyorsun. Nefis ya. Bak ben, tabii, nefsi, ben bir şey söyleyeceğim. İki gün tuttum, üç, ondan sonra tutamadım. Tamam mı? Nefsim bozuk benim kardeşim. Bu kadar. Tutamıyorum ya. Yalan mı söylüyorum? Dayanamıyorum. Tansiyonum çıkıyor. Şekerim, agresif oluyorum. Zaten denyonun biriyim. Tutamıyorum. Onun yerini Allah'ım diyorum. İki gün tuttum. Sonunda da bir gün daha tutmak istiyorum. Allah inşallah onu nasip eder. O arada borçlu olduğumu da iyilik yapmak istiyorum. Bu kadar basit. Aç doyuruyor musun? Ya elimden geldiği kadar köpeklere, kedilere, kuşlara kadar paylaşıyorum. Bak sevgili sen. Allah sen da bunu, kabul etsin. Sen bunu söylemesin doyurmuyorum. Ama. Yani ben senin bak. Gibi de hayata bakmıyorum. Ben kimseyi doyuracak kadar kudretli değilim. Ben vesile oluyorum, paylaşıyorum. Bak doyurmak şöyle. Doyurmak şöyle. Ben hiç. Ben o doyuruyorum ayaklarında da biri değilim ben. Ben kimseyi hayatımda doyurmadım. Hep vesile oldum, verdim. Öyle bir kudretim yok. Ne alakası var? Şimdi ben seninle ilgili başka bir şey söyleyeyim. Tamam. Seninle biz yaklaşık 4 gündür iftar yapıyoruz. Hı-hı. Doğru mu? Evet. Sen iftarda birisini gördüğün zaman karnın aç mı diye soruyorsun. Soruyorum ama... Evet. Bak bunu yani... bak sen bu iyiliği yaptığın halde sen söylemiyorsun, ben söylüyorum. Farkında mısın? Ben tutmuyorum. Çünkü, sana da eşlik hayır, ediyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. İyilik yaptığın zaman iyiliğini söylememen lazım. Ama başkasının öyle bir muhtar şeyi yok. Zorunluluğu yok. Ben söylerim. Sen iyilik yaptıysan evet derim ama, ki Seyhan Soylu iyilik yani yaptı. Yani böyle bir şeyi söylerken doyuruyor dersen küserim sana. Vesile oluyoruz, paylaşıyoruz. Allah ya da bize doymasına için sebep veriyor. Oluyorsun. Çünkü ben zengin bir ailenin çocuğu değildim. Benim babam konsolosluk. Annem rahmetli öğretmen. İşte ailece hep iki oda bir salon bir evde bir memur hayatı sürdük. Mütevaziydik diyorsunuz. Tabii. Annem iyi bir komünisttir ama ateist değildir. Babam iyi bir liberaldir ama demokrasiyi de bilir, özgürlüğü de bilir, hak hukuku da bilir. Farklı bir ailede doğdum ben. Onun için aile yani bir de komşularımız çok ekaliyetleri vardı. İşte Ermeni Gregorian kardeşlerim. Musevi kardeşlerim, işte ne bileyim birçok Rum vardı mahallemizde. Biz onlarla Paskalyalarına katılırız vesaire. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir kardeşim benim Bartolomeos'un özel gününe davet ettiler. Yeni daha katıldım. 40 kişilik bir protokol yeri var orada. Orada ağırladılar hem de. Ne kadar gurur duydum. Zannediyorum önümüzdeki salı günü de bir yemek verilecek Bartolomeos'un yemeği. Ona da davetliyim. Geçenlerde Süryani Kilisesi'nin davetlisiydim.
tüm dinlere çok saygı duyuyorum. Ve insanlar benim dinime saygı duymazsa da ben uyuz oluyorum. Çünkü ben ecdadımdan beri, atamdan beri, anamdan beri, anneannemden beri bunların hepsini yerine getirmesem de, şahsen yerine getirmesem de en azından yerine getirmek için mücadele ediyorum. Ve yani bu tür soysarılarda ben itibar etmem Savaş. Gidiyorlar oraya, almışlar eline. Konuşuyor filan. Adam yerine koymam bunları ya. Bunlar okumaktan kafayı yemişler. Kafayı yemişler bunlar. Bu kadar net. Ve bu boynumdaki güzel, bak yaklaştırın arkadaşlar lütfen. Boynumdaki kolyeyle ilgili de çok teşekkür ederim hocam. Bana bu güzel kolyeyi verdiğin için de çok teşekkür ederim. Bu akşam Uğur yayını var hocam. Öyle mi? Hocanın yayını var bu akşam. Ona da çok sevgilerimi yollamış. Demiş ki kardeşimize, ablamıza bunu vermek istiyorum diye. Allah razı olsun. Öpüyorum bunu da. Öpüyorum. Öpüyorum. Bana da Uğur getirmesini istiyorum. Allah razı olsun.